Bilge Panter YouTube kanalına hoş geldiniz. Sondan bir önceki videomuzu başladık. Kaçıncı videoymuş? 8. 8. 8. video trafik levhaları konumuz. Başlamadan önce kanalımıza abone olur, beğenip yorum yaparsanız mutlu oluruz. Biz de daha motive bir şekilde size anlatırız. Bakın bir tane mikrofon aldık. Çok beğenmedik, iade edeceğiz, daha kalitelisini alacağız, daha fazla para vereceğiz. Bu biraz parazit çekiyor ya. Evet, çok hoşumuza gitmedi ama tabii ki daha iyi, ama daha iyi kaliteli videolarımız da gelecek. Sorulara başlayalım. İkamet etmiş olduğunuz, bu şekilde işaretlenmiş bisiklet caddesine girmek istiyorsunuz. Bu durumda neye dikkat etmelisiniz? Şey diyor, işte bisiklet yolu. Burada ikamet edenler serbest diyor. Bisiklet trafiği engellenmemelidir. Evet, bisikletler yan yana sürebilir. Evet, araçlar 30'dan daha hızlı gidemez. Adım hızı mı 30 mudur? Bence Yani 30'dur. aracın aslında hiç girmemesi lazım. Hayır, Bakalım. Anligel Fray diyor ya. Tabii ki evet. Onlar Tamam. için. Sarı şerit işaretleri ile ilgili ne geçerlidir? Sarı şerit işaretleri beyaz şerit işaretleri yerine geçerler. Evet. Sadece geçici olarak yerleştirirler. Örneğin şantiyelerde doğru. Sadece şantiye araçları için geçer. Hayır, bizim için de geçerli. Ya şu sarı şeridin olmadığı yol görmedim ya Evet, çok sık. yolculuğumda. Almanya'da otobanların şeyleri çok sık. Bu trafik işareti yolunda sağ tarafında yer almaktadır. Bu hangi anlama gelmektedir? Bu da şimdi zor bir şey. Yo başlangıç bu çok da zor Nasıl değil yani. başlangıç? Ya şimdi iki ok Şu birbirine bakınca uçları birbirine gelecek. Yani sen mesela bitişle başlangıç yan yana koyduğunda Ha, o da birbirine böyle bakacak. bakacak. Sağdaki başlangıç, soldaki Hatta şey bitiş. diyebilir miyiz? Şöyle kafamda tutmak için. Biz okumaya soldan sağ başlarız ya. Şuradan başla okumaya gibi hani düşünüp. Bu Evet. başlangıç. O zaman mutlak durma yasağı başlangıcı diyoruz. Doğru mudur? Tamam. Bu durumda geçerli olan nedir? Şimdi biz şuraya giremiyoruz Ama zaten. biz ne yapmışız? Bak arabayı iyi iyi bak. Işıklarımıza falan. Ne yapmışız? Sola döneceğiz. Tamam, sola döneceğiz. Tamam. Evet. Trafik Söylemedin. sıkışıklığı söyleyecektim. Tam şuraya giremiyoruz ya. Ama tamam, sola döneceğiz. Trafik sıkışıklığı durumunda girebilirim. Yasak bölgenin için. Hayır, giremem. Geriye dönmek için girebilirim. Hayır, giremem. Yani sola dönemeyeceğiz mi bu durumda? Dönemiyorduk. Dönemiyoruz. Yürüyüz, devam. Evet. Bu şekilde işaretlenmiş bir caddeye kimlerin girmesine izin verilir? İşte orada ikamet. Bir iki. Şimdi bütün bisiklet sürücüler girer ve orada ikamet edenlerin tüm ziyaretçileri girer. Bu şekilde işaretlenmiş bir bölgeye hangi araçların girmesine izin verilmiştir? Bisikletler, çevre sakinlerin kullandığı araçlar. Evet. Küçük elektrikli araç, hayır. Var mı? Bilmem. Neymiş ki küçük elektrikli araçlar ya? Bu küçük elektrikli araçlar, Herhalde scooter falan scooterlar mı? var. Ondan Tamam. sonra engelli araçları falan var. Onlar da Evet. girebiliyormuş. Şimdi bu trafik işareti yolun sağ tarafında yer almaktadır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Önünde bu ne? durmamalıyım. Yani burada durma diyor yani. Bu işareti görüyorsan bu işaretin Önünde park önünde. etmeyeceğiz o zaman. Evet. Arkasında? Durabilirsin. Çünkü bitmiş ya. Başladığı gibi bitmiş. Bak yukarıdaki başlangıç, aşağıdaki bitiş. Sen bir işaretle. He, bu sağda duruyor. Tamam, pardon. İyi bak, olmadı. Arkasında da durmamalıymış. Vay be. Neymiş bu Bence ya? bunu baştan mı başlasın? Hayır Ali. Bu trafik işareti, trafik işaretinin önündeki ve arkasındaki alanda mutlak bir durak bilmeyen bölgeyi durdurak bilmeyen bölgeyi belirtir diyor. Sola bakan ok, tabeladan sonra duramayacağınızı, sağa gösteren ok tabelanın önünde duramayacağınızı gösteriyormuş. Bak, sola bakan ok şu. Tabeladan sonra duramayacağınızı, az önce senin dediğin gibi, sağa gösteren ok ise tabelanın önünde duramayacağımızı gösteriyormuş. Tamam. Yerleşim yeri içerisinde bu trafik işaretleri kombinasyonunun olduğu bir caddede araç kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?
Bu tek yönlü cadde demek değil mi? Einbahnstraße tamam. Tek yön. Tek yön sokak. Burada da şey diyor değil mi? Karşılıklı gidiş dönüş bisikletler gelebilir. Yani bisikletlere evet. Tek yön değil. Değil mi? Değil, evet. Tamam. Karşıma bisiklet sürücüleri çıkabilir. Bisiklet sürücüleri şeridin sağındaki ve sondaki yolunu kullanmalıdır. Buna ilgili bir şey yok bence. Bisiklet sürücülerini sollarken 1,5 olan metre olan minimum kenar mesafesini korumalıyım. Bu nasıl koruyacağım ki? Zaten tek yön yol. Tek yön olmasına rağmen çift şerit olabiliyor. Tamam. Ben hep küçük düşündüm. Bu trafik işaretine göre neyi hesaba katmanız gerekiyor? Hesap etmemiz gerekiyor. Dikkat yaya yolu demek. Tanınması zor olan bir yaya geçidi olabilir. Muhtemelen karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar olabilir. Şeridi sadece sağ taraftan karşıya geçmeye çalışan hayır. Doğru. Bisiklet sürücülerine ait koruyucu şerit olan bu caddede araç kullanıyorsunuz. Şu diyor tamam. Koruyucu şeridi nasıl kullanabilirsiniz? Şimdi kesikli çizgi olduğuna göre muhtemelen bisiklet sürücüler için tehlike arz etmemek şartıyla koruyucu şeridin içerisine ihtiyaç durumunda girebilirim. Evet bazen biz görüyoruz karşıda araba geliyor böyle. Koruyucu şerit üzerinde park edebilirim sanmam. Koruyucu şerit üzerinde durabilirim. Ben durabilir miyiz sence 3 dakika? Bence durmayalım mı? Böyle çizikli diyor da bisiklet tehlike yani onları tehlikeye atmamak koşuluyla durabilir miyiz? Park edilmez bence. Durabiliriz bence. Duramazmışız. Yani bakın buna ben uydum. Bisiklet sürücüler için tehlike arz etmemek şartıyla dediği için acaba durabilir miyiz diye düşündüm ama yok. 3 dakika içinde demek ki bisiklet gelebilir diye düşünüp. Neyse şeridiniz bu trafik işaretiyle işaretlenmiştir. Neye dikkat etmelisiniz? Hiç görmedim ama Almanya'da. Bu şeridi yalnızca aracım en az 60 km bölü saat sürebiliyorsa ve buna izin veriliyorsa kullanırım. 60'tan hızlı gidemem. Yol ve trafik koşullarının izin vermesi halinde en az 60 sürmek zorundayım. 1 ve 3 mü halde? Bence 3 sadece. Bir ve üçmüş. Bu trafik işaretinde neye dikkat etmelisiniz? Bu trafik işaretinin arkasındaki bölgede duramam ve park edemem. Aynen. Bu trafik işaretinde nasıl davranmanız gerekiyor? Fren tutmaya hazırlıklı olmalıyım. Özellikle dikkat etmeliyim, dikkatli olmalıyım. Yaya geçidine düşük hızla yaklaşmalıyım. Evet. Bu şekilde işaretlenmiş bir bölgede araçların kullanabileceği maksimum hız. 30. Bu bak bir tane soruda çıkmıştı. Doğru mu yaptık? Evet doğru yaptık. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenirseniz, abone olursanız ve yorum yaparsanız seviniriz. Görüşürüz.